Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizlere TÜYAP'tan, fuardan sesleniyoruz. Emin Tosun Makine firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Emin Tosun ve ikinci nesil Sayın Barış Tosun ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem firma hakkında hangi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Emin Bey. Emin Bey, sizinle başlamak istiyorum. Çünkü buranın kurulmasında emeğiniz gerçekten çok büyük. Uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var. Bu geçmişi sizden dinlemek istiyorum ve soruyorum. Emin Tosun Makine nasıl doğdu? Efendim ben 1976-77 yılında bitirdikten sonra, daha doğrusu mezun olduktan sonra iş hayatına başladım. Hiçbir zaman benim çıraklık dönemim olmadı. Ve ilk işe başladığımız yıllarda bir aile şirketi olarak birlikte çalışmaya başladık. Ve o şirketle yaklaşık olarak 30 yıl birlikte çalıştık. Ve o şirketten takım sorunlar nedeniyle ayrıldıktan sonra kendi şirketimi, yani adıma dahil olan şirketimi kurdum. Ve bu şirkette şu anda, yani yılların vermiş olduğu 35 yıllık tecrübeyle, sektörümüzde genelde köşeyle uğraştık. Yani köşe kesmek, köşeyi dönmek arasında kendi şeyleri vardı. Hani köşeyi dönmek, köşeyi kesmekten daha zordu. Dolayısıyla hep köşeyle uğraştım. Ve 35 yıldır bu konunun gerçekten uzmanı oldum diyebilirim. Ve son 5 yıldır kendi firmam adım altında hizmet vermekteyiz. Evet. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 7-8 senedir hızla gelişen bir kapı sektörünü fark ettim. Bu kapı sektöründe şu an Türkiye'de ve çevremizdeki tüm ülkelerde yeni bir sistem geliştirdim. Yani arkamdaki resimde görüleceği gibi köşe bağlantı sistemini gerçekleştirdim. Bu köşe bağlantı sistemi şu anda Türkiye'deki bu kapı sektörünün çok geniş bir şekilde ilerlemesine neden oldu ve çok hızlı makineler ya da sektörü hareket ettirebilecek ya da bu gelişen kapı sektöründe yeni makineler, hızlı makine üretmeye karar verdik ve bunları şu anda tek çatı altında son 5 senedir üreten tek firma biziz. Yani kapıyı sadece birkaç operasyon haricinde üretiyoruz. Süpersiniz. Burada gerçekten sizi kutluyorum. Bir başarı hikayesini dinledik biraz evvel. Bursa firmasısınız. İnegöl'den buraya geldiniz. Hoş geldiniz diyorum tekrar. TÜYAP'a belirli amaçlarla katıldık ve bu muhteşem makinelerini şu anda burada dünya konuklarına sergiliyoruz. Fuar nasıl gidiyor diyelim? Efendim şu anda daha ben biliyorsunuz 1983 yılından beri fuarlarla ilgilendiğim için yurt içi yurt dışı birçok fuara katıldım. Yani TÜYAP konusunda uzman bir yani fuarcılık hizmeti yapıyor ama bu sene daha önceki senelere göre sanki biraz daha böyle yavaş olduğunu, daha böyle müşterilerin ya da yabancı müşterinin az olduğunu veya ziyaretçi sayısının geçen yıllara göre düşük olduğunu hissettim. Yani belki de yanlış olabilir ama yoğunluktan dolayı fark etmemiş olabilirim. Günlerin değişmesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çarşambayla başlayan pazara kadar süren fuar günü cumartesi başlayıp çarşambaya kadar dönen bir seyir işledi. Belki bundan dolayı bir aksaklıklar olabilir diye düşünüyorum yani yollarla ilgili. İnşallah bu kadar az konuklarla da istediğiniz verimi almışsınızdır diyoruz. Çünkü burada gerçekten biraz evvel özellikle vurguladığınız gibi tamamıyla yerli üretim ve Türkiye'de tek olan bir makinayı bizlerle buluşturmuş durumdasınız. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu şu anlamda? Efendim ben çok fazla elemanla çalışmayı sevmiyorum. Çünkü dünyada artık çok elemanla çok üretim yapma mantığı yavaş yavaş gündemini yitiriyor. Ben artık yan branşlarda ya da taşeron kullanarak üretim yapmayı sadece ana kritik noktalarda şeyleri kendi bünyemde yapmayı düşündüğüm için, daha doğrusu montaj teknolojisine doğduğum için hem daha ucuza hem daha kaliteli daha güzel ürünler yapmayı ve rekabet edebilmeyi düşündüğüm için çok fazla eleman çalıştırmıyorum. Bünyemde iki tane makine mühendisi, bir adet şahsım ve ortağım olan mekatronik mühendisi Barış Bey,
olmakla diğer montaj elemanlarında var. 10 kişi çalışıyor çünkü 10 kişinin üzerine çalıştırmayı düşünmüyorum. Çünkü rekabet gerçekten çok had safhada. Kesinlikle katılıyorum. Ama uzman kadronuza buradan görünmeyen kahramanlar olarak kocaman bir teşekkür ediyorum. Çünkü hem tasarım anlamında hem uygulama anlamında emekleri çok büyük bu Emin Tosun makinenin bugünlere gelmesinde. Ve hemen burada sözü açılmışken mekatronik mühendisimiz, doğru söylüyorum doğru değil mi Barış? Barış Tosun. Bizlerle senin fikirlerini almak istiyorum canım yeni nesil olarak. Burada Emin Tosun makine olarak babanın yanında omuz omuza hizmet vermektesin. Birçok zannediyorum 3 branşın birleştirilmesi doğru olarak Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve ilk mezunlarını geçen sene verdi. Ve bundan dolayı da gerçekten gururluyuz Türkiye olarak. İlk mezun kişi olarak seninle bu röportajı yapıyorum. Burada faydaları neler mekatroniğin bünyesine Emin Tosun makinenin? Mekatronik mühendisliği 3 dalı birinde barındıran bir mühendisliktir. Bilgisayar mühendisi, programcılık, ayrıca mekanik elektronik olarak 3 bölümde birleşen bir mühendisliği. Ben genel anlamda babamın yolundan izlemeyi politika olarak kabul ettim kendimde. Tasarım birinci planda, kalite ikinci planda ve üçüncülük ekonomi olarak bir tasarım vizyonu geliştirdim kafamda. Gelecek olarak teknolojiyi şirketimize monte edip onunla birlikte kendimizi geliştirerek daha ileri nesillere daha iyi teknoloji makineler yapmayı planlıyoruz. Babamın tecrübeleri, benim teknolojik zekam bu işi bir sonuna kadar götürmeyi düşünüyorum. İnşallah. Burada Türkiye'm adına bir dağılım söz konusu makine anlamında. Doğrudur. Ve yurt dışına yönelik de ihracatımız doğrudur var. Hangi ülkeler bunlar? Genellikle Rusya, İran, onun dışında Güney Amerika kısımlarından olabiliyor. Onun dışında Malezya tarzı ülkelerde. Yani genel anlamda Türkiye'nin dünyanın küresel ülkelerinden sayılı bir ülkelere satış yapmaktayız. Onun dışında Türkiye'nin her iline satış yapmaktayız. Peki hedefler neler diyelim genç nesil olarak, ikinci nesil olarak? Hedefim gözün açısının alamayacağı kadar genişlikte, küresel anlamda tüm dünyayı kapsayan. Süper. Biz de inşallah Allah ayırmasın böyle güzelliklerle 3. 4. nesiller boyu bu mekanın daim olmasını diliyoruz. Ama hep aynı kaliteyle, aynı güvenilirlikle, hep bu gülen yüzlerle ben birlikte. Ben şunu da eklemek istiyorum. Her zaman tek kuvvet olacaksınız. Babanızla beraber sonuna kadar. Allah ayırmasın diyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sayın izleyiciler, fuardan, TÜYAP'tan, Emin Tosun makineden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.